1937 Nisan, yaş 82, Afyon, Çuhut kazası, Balçıkhisar köyü. 1944'te annem vefat etmiş. Allah kendilerine rahmet eylesin. Babam evlendi. Biz 5 kardeşiz. 2 tanesi Denizli'de. Biri vefat etti. Biri Dinar'da. Bunlar üvey kardeşler. Diğer aşağı yukarı biri burada. Abim. Burada Şehrimin'de. Birisi, diğerleri 3 kız kardeş Afyon Şuhut'ta. Hatta 5 kız kardeş Şuhut'ta. Bir de erkek kardeş Şuhut'ta köyde. Kızım yokluk dolayısıyla geldik. İş yok. Ya çoban olacağız, koyun güdeceğiz. Yahut da bir yerde işçi çalışacağız. Yoklukla geldik buraya. Varlıkla gelmedik. 6 sene işçi çalıştım. Sultan Hamam'da. Rıza Sultan Hamam'da. Eminönü Sultanım. Geldiğim aşağı yukarı 20 yaşında buradaydım. 20'den önce çobandık. Askere gittik. Sanat yok. Ağır vasıta ehliyet aldık. Ağır vasıta. Baktık ki şoförlük, riskli araba alma takatı yok. İşçi çalışmak daha sağlıklı, işçi çalışmayı tercih ettik. Tüm Türkiye'yi öğrendik. Tüm vilayetleri. 6 sene sonra 240 lira aylıkla başladık. Sigorta yok. 80 lirası kira, 80 lirası mutfak masrafı haftada 20-20, 80 lirası da kesin artacak. Kesin atacak. Öyle öyle biriktirdik, bereket olsun. Bu işimize 25 bin lirayla başladık. 6 senede 25 bin lira biriktirmişiz. Bu işimize başladık. Kör topal 2 sene ekmek parası zor geldi. Ondan sonra bir iki tanıdık arkadaşlar vasıtasıyla bu işi de öğrendik. Kalıp yapmasını gereken ölçüsünü, bu işin kalıbını gereken ölçüsünü. Bereket olsun. Bugüne geldik. Gözlük piyasasına, fotoğraf piyasasına, hırdavat, ambalaj, kırtasiye, hediyelik eşya, reklam eşyası. Şişirme oyuncak. Bu tezgahtan çıkar bunlar. Plastik PVC, PVC plastik. İşte makineler bunlar. Frekans makinesi bunlar. Plastik konfeksiyon. Bak mallar şurada, fabrikada çektiririz kalenderde. Burada açarız. Ne yapacağız? Bak bunu yapıyoruz. Bıçak muhafaza. Gerekir kalem muhafaza. Mesela şu etiketler var ya her yerde kullanılıyor. O etiketlerin muhafazaları. Doktorların önlükleri tükenmez kalemde batmasın diye tükenmez kalemlerini muhafaza. Aklına ne gelirse öyle çalıştık bugüne kadar. ...1972'de Bağkur'a başladık. 99'da emekli olduk. Tabii, kendi işimiz. Boş duracağımıza çalışıyoruz kız. Tabii köşede avuç mu açacağım kız? Yaşlıyım diye. Hazır takım var, imkan var, ölçü var, piyasa var. Rızkımı veren hüdadır kulağım. Müslüman çalışmakla yükümlüdür. Müslüman demek elinden, dilinden, hareketinden, her şeyinden insanlığa, kimseye zarar gelmeyen kişi demektir. Öyle. Müslümanım diyecek de alemin hakkını gasp edecek. Mehmet'in hakkını gasp edecek bu. Yok. Bu Müslümanın değil de Müslümanlık dışı. İnsanlık dışı hareketlerdir bunlar. Bizim zamanımızda öyleydi ki 1945'leri söyledim. Hırsızlık yapan kişi ne çaldı? Bu yakalandı. Çaldığı boynuna takılır. Pazar yerinde gezdirilirdi yavrum. 1945, bugün değil. Vay bu yaşlısın, git evinde otur. Sana ne benim evimde oturma? Oturmaya gerek yok ki. Çalış, birisi menfaatlensin. Çalış, birisi menfaatlensin. Veren mevla, alan mevla. Yoksa dünyada yaptığımdan bir şey kaybetmem ki. Nasıl yaşıyordu? Bir ayrılık, bir yoksun.
İsmim Turan Yiğit. Şu anki mesleğim matbaacılık. Yani bu işin bir dalıdır. Zaten bu işe başladıktan sonra matbaacılık sektörüne geçtim. Dedemin de faydası oldu bundan. Amcanın da faydası oldu. Amcanın oğlu zaten benim çocukluk arkadaşım. İlk çıraklığım 10 yaşında, 9 yaşında başladı. Yaşım şu anda 43. Hani çok uzun yıllardır usta çırak ilişkisi sayılacak derecede ilişkimiz vardır. Daha sonra hayat bizi matbaacılık mesleğine itti ama bu meslekte de uzun yıllardır beraberiz, beraber işler paylaştık. Çalışıyoruz. Dede çalışkanlığına gelince dede çok çalışkandır. Bu yaşında bile çok aktiftir. Evde köyde durmaz, kabına sığmaz. Bazen yani olmayacak işleri yapmaya çalışır. Artık yaşından ötürü bazı yükler vardır. Zordur. Onları bile yapar. Bu yaşında bile yapar. Yani odun kır deseniz kırar. Ama artık yaşlandı. Yani çok iyi insanlar ve ustalar yetiştirdi. Faydasını görenler var, görmeyenler var. İyi insandır. İnsan olarak iyi insandır. Çalışkan. Sanatında da çok iyidir. Bugün Türkiye'sinde makineler ne kadar iyi olmasa bile hani iyi olmayan makinelerle dünyadaki çoğu gelişmiş ülkelerdeki işi yapamayan, yani kalitesini yakalayan insanlar, iş yapamayan insanların bile o kaliteyi yakalayan insanlar, o kadar sanatkardır. O da uzun yıllardır bu işi yapmasından kaynaklanıyor. Sekiz buçuk dokuzda akşam 6'da 5.30'da giderim ben. Ben giderim. Hafta sonu saat 1'e kadar cumartesi. Eve giderim. Ondan sonra bahçede çalışırım. Bahçede hizmet var. Hizmet olmasa her türlü mahsul yetişir. İncir olur, akut olur, karadut olur, armut olur, ayva olur, ceviz olur, üzüm olur, vişne olur. Bahçede ekersen biber, patlıcan, domates. Kışlık sebze olur, yazlık sebze olur. Ama hizmet. Yaşlandık ayrı. Fazla şey yok. Kiloluk katlar alıyorum, 50 tane, 60 tane koyarım diye. Ona göre araba yaptırdım. Kağıt koller var, tavuk kolleri. 9 tane alır. Köprüye getirip satarım. Akıp gidecek, sürüyor. Üretmezsen tüketemezsin. Çalışmak ibadettir. Nasıl ibadettir bilir misin? İbadetlerini yaparsan ibadettir.